yer testleri devam ederken Baykar'ın jet motorlu insansız hava aracı sistemi MIUS yani Muharip İnsansız Uçak Sistemi Kızıl Elma bir sürpriz yaptı ve testler sırasında birkaç saniyeliğine tekerleklerini pistten keserek havalandı. Ardından başarıyla inişini yapan Kızıl Elma böylelikle ilk uçuşa hazır olduğunun da sinyalini vermiş oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı İHA Test Merkezi'nde yapılan denemelerde uçağın pistte hızlanması ve yavaşlanması denendi. Havacılıkta V1 süreti olarak adlandırılan kalkış süretine ulaşan Kızıl Elma, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kumandasında önce burun tekerini kesti, ardından da ana iniş takımlarını pistten keserek hafifçe yükseldi. Bu testin tamamlanmasının ardından Bayraktar gaz keserek uçağın tekrar piste oturmasını sağladı. Hareketleri gayet kontrollü olan bu inişin ardından Kızıl Elma yavaşladı ve pist içinde durdu. Sosyal medya üzerinden görüntüleri paylaşan Selçuk Bayraktar, "Zor tutuyoruz. Bayraktar Kızıl Elma teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah," dedi. Normalde havacılık testlerinde bu tür olaylarda ilk uçuş öncesinde genellikle hızlanma testleri yapılıyor ve bu testlerde uçağın V1 süretine yani burun tekerleğini kaldırma, yerden kesilme, daha sonrasında da ne kadar sürede ulaştığına dikkat çekiliyor. Arkasından bu hızlanmayla birlikte frene basılarak pist içindeki frenleme mesafesi ölçülüyor. Zaman zaman bazen sürpriz durumlar da meydana geliyor. Örneğin F-16 ilk uçuşunda kontrolsüz bir şekilde havalanmıştı veya geçmişte Dassault'un geliştirdiği Falcon iş jetlerinde de benzer bir durum yaşanmıştı. Ancak Kızıl Elma'da tamamen bu pistten kesme çalışması planlı bir şekilde yapıldı. Artık geri sayım başladı ve kısa zaman içerisinde ilk uçuşun yapılması planlanıyor. Bir adet Ukrayna motorzik yapısı jet motora sahip MIUS bu testlerini muhtemel 2023'ün önemli bölümünde devam ettirecek. Arkasından hava kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor. Tabii bir taraftan bu sistem geliştirilirken TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin de uçan kanat konseptinde olması beklenen yeni nesil jet motorlu İHA sistemi de ilk uçuş için gün sayıyor. 2023'ün ilk günlerinde TUSAŞ'ın insansız uçan kanat konseptini gökyüzüyle buluşturması bekleniyor.